Arkadaşlar diğer soruya bakalım. Diğer soru 5. soru. Şu an kullanıcıdan sayı isteyin demişim ve girilen sayının asal olup olmadığını kontrol edelim demişim. Ya, aslında arkadaşlar bunu yani ben de uğraştım. Bir yerde tıkandım. Bazı bilgisayarlarda sorun yaratıyor. Asal olup olmadığını internetten de biraz yardım aldım. Yanlış mesela bu. Neyse benim size gönderdiğim şey şuydu. Doğrusuydu arkadaşlar. Buraya bakalım biz. Şimdi fark ettiyseniz sürekli mod alma komutunu kullanıyoruz. Bu önemli bir komut. C'de. Şimdi verilen sayı diye ben nereye atamışım? Sayıyı atamışım. Sayı birden büyük ve pozitif olmalı demişim. Çünkü bu önemli. Yani birden küçük ve sıfır, yani nasıl diyeyim, birden küçük ve bire eşit olursa zaten sayılar asal sayı olamaz. Ya bunu herkes biliyor. Umarım. Daha sonra bu aralıkta bizim inceleyeceğimiz şeyler ne? Şimdi 2'den başlatıyoruz. Yani en küçük asal sayı dediğimizde aklımıza ne geliyor? 2 geliyor. 2 en küçük asal sayıdır diyoruz. 2'den sayıya kadar döngüye sokuyoruz. Bu döngüde daha sonra bir if ile kontrol ettiriyoruz. Sayı eğer bu teker teker mesela 5 dediğimizde 5 bir asal sayıdır diyoruz değil mi? Asal olup olmadığını nasıl kontrol ettiriyoruz? Asal kendinden küçük o 5 dedim demiştik. O 5'ten küçük sayılara bölümüne bakıyoruz. Bölümü yani moduna bakıyoruz. Modu sıfırsa ne diyoruz? Asal değil diyoruz. Modu 1 ise eğer asaldır diyoruz değil mi? Burada da aynı. Sayıyı teker teker sayıdan küçük değerlere bölüyoruz. Ne oldu? Modu sıfırsa eğer sayacı 1 artırıyoruz. Sayaç dediğimiz rastgele bir değer. İlk başta sıfır olarak tanımlamışız. Bu sıfırdan sonra her ne kadar arttığı önemli değil. Sadece sıfıra eşit mi değil mi diye bir kontrol ettirmemiz gerekiyor. O da burada ediyoruz zaten for'dan sonra. Daha sonra işte sayaca bakıyoruz tekrar. Yine for çıktıktan sonra eğer sayaç sıfırsa sayı asaldır diyoruz. Sayaç sıfırdan farklı ise asal değildir diyoruz. Yani sayacın sıfır olmadığı durumlar ne? Hangi durumlar oluyor? Sayının modunun nasıl diyeyim? Sayının kendinden küçük olan sayıların modunun sıfır olduğu durumlar sayacın sıfır olmadığı anlamına geliyor, değil mi? Burada öyle bir durum var. Daha sonra bunları kontrol ettirdiğimizde şu iflerle asal ya da değildir diyebiliriz. Bu böyleydi arkadaşlar. Bu bazen doğru çalışıyor, bazen doğru çalışma sebebini ben de anlamadım. Kardeşimin bilgisayarını denedim. Çalışıyordu, benim bilgisayarımda deniyorum çalışmıyor falan. Bunun tam doğru sonuç vermesi önemli değil ama çalışma mantığı bu yani.